Şimdi konuşmalarını yapmak üzere milletvekili Sayın Ali Özsoyan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Sayın Vali, Sayın Milletvekillerim, Sayın Bakanım, Sayın Garnizon Komutanımız, Başsavcımız, Harcızay Başkanımız, İlgenimiz Başkanımız, İl Başkanlarımız, Vali Yardımcılarımız, Belediye Başkanı Rektörlerimiz, Kaymakam ve Belediye Başkanlarımız, İl Müdürlerimiz, basın mensuplarımız, çok saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler. Bugün hayırlı ve bereketli bir işin bütün il yöneticilerle toplantısındayız. Bunu Sayın Bakanımız başlattı, öncelikle teşekkür ediyoruz. Sayın Valimiz de artırarak, genişleterek devam ediyor. Aile elbette ki insanoğlunun varlık ve devam sebebi. Allah Teala insanı yarattı. İnsanın devamı da aileyle mümkün. Meşru kurulan ailelerle mümkün. Tabii ailenin huzuru, toplumun huzuru. Bireyin mutluluğu, bireyin huzurlu olması durumunda kademe kademe, halka halka toplum da huzur buluyor. Bireyde bir sorun çıktığında, ailede sorun çıktığında bu topluma da, bütün devlete de yansıyor. Amaç insanın mutluluğu ise önce kendi evinde mutlu olmasını temin etmek için gayret sarf etmek hepimizin görevi. Evliliğin başladığı günden itibaren, hatta başlamaya adım atıldığı süreç, doğru bir evliliğin kurulması en büyük önemli konulardan birisi. Şimdi bakıyoruz, evlilik yaşları ilerliyor. Biz geçen dönem mecliste aile bütünlüğünün korunması diye bir komisyon kuruldu. Ben de komisyonun yöneticilerinden idim. Bütün Türkiye'yi ve Avrupa'nın 4 ülkesini gezdik. İşte ailedeki temel sorunlar nedir? Sıkıntılar nedir? Çözüm yöntemleri nedir? 6.284 sayılı meşhur kanunumuz, ailenin korunması kanununa ilgili sıkıntılar nedir? Bunları uzun 800 sayfalık bir rapora bağladık. Tabii toplumda şöyle bir endişe var. Ya boşanma oranları çok yükseldi, durumumuz çok vahim. Aslında dünyada boşanma oranları en düşük birkaç milletten birisiyiz. Biz Türkler boşanmayı sevmeyiz. Evlendiğimiz zaman kızımızı gelin ederken ne deriz? Allah bir yastıkta kocatsın ve bir yastıkta vefat etmenizi nasip etsin. Bazı toplumlarda boşanmak çok kolaydır. Bizde boşanmak biraz Katolik inancına yakın bir meseledir. Zaten inancımız da helallerin en kötüsü, Allah'a en sevimsiz geleni de boşanmadır diyor Peygamber Efendimiz. Fakat bir şey daha var ki, gerçekten bir evlilik yürümüyorsa boşanmak da bazen farz oluyor. O nedenle asıl olan o evlilik sürecini en iyi, en verimli, en huzurlu hale getirebilmek. Bütün bence gayemiz bunun üzerine odaklanmak olmalı. Eşleri seçme sürecinde. Babam 16 yaşında evlenmişti. Ben 23 yaşında evlendim. Oğlum 27 yaşında henüz evlendirtemiyoruz. Oğlum evlen artık. Üniversite bitti, askeri yaptın, işe başladın. Diyoruz baba henüz kalkınma planında uygulanmıyor, görünmüyor diyor. Bu iyi bir şey değil. Yani evlilik sürekli öteliyoruz. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız buraya geldiğinde de söylemiş, arz etmiştir. Rektör hocalarına da birkaç defa söyledim. Kariyer yapacağız diye üniversite öğrencileri kız erkek evlenmek arz etmiyorlar. Keşke üniversite yurtlarının içine, üniversitenin içine 1+1, 2+1 yurtlar yapsa. Zaten ciddi manada burs veriyoruz. Evlilik burslarını %50 daha artırsa, evlenmek isteyen gençler burada evlense, hem okusalar, hem eğitimlerini alsalar, hem de hayatlarına devam ettirseler. Üniversiteyi bitireceğiz, askere gideceğiz, iyi bir mesleğe gireceğiz. Efendim uzman yardımcılığı diye uzman olalım. Hadi şunu yapalım, tıp eğitimini bitirelim, uzman doktor olalım. Geldi yaş 35. 35'ten sonra zaten seçerken bir sürü sorun, seçtikten sonra devamında da başka sorunlar. Bunlar hepimizin ortak sorunu. Bu ortak sorunu çözdüğümüz müddetçe büyük devlet, huzurlu devlet
ve gelecek vaat eden bir devlet oluyoruz. Evlilikteki çocuk oranlarımız bir nokta zannediyorum 3'e mi indi? Yani ciddi manada iniyor. Afyonkarahisar'daki doğum oranı Türkiye'nin en düşük olan birkaç ilinden birisi. Ayrı bir sorun da Afyonkarahisar'da, hayret ediyorum. Biz 8 kardeşiz. Dünyadaki en büyük varlığım kardeşlerim olarak, çocuklarım, ailem olarak görürüm. Keşke öyle olsaydı. Yani ailelerimizdeki sayılar artsa. Babam çiftçi, ben avukatım. Ondan 10 kat daha fazla gelirim var milletvekiliyim ama hepimiz hemen hemen buradaki en üst düzey gelir grubu sahip, en eğitimli insanlar, en zenginler, en eğitimlilerin en az çocuğu var, en eğitimsiz, en fakirlerin en çok çocuğu var. Burada bir terslik yok mu? Bir paradoks yok mu bu sistemin içinde? Bir şeyi düzeltmemiz lazım, bir yerden başlamamız lazım. Bu açıdan da inşallah Afyonkarahisar öncülük etsin bu işe. Bu çok ciddi azalan doğum oranlarının artmasına, iyi neslin, hayırlı, bereketli neslin yetişmesine vesile olalım. Dün pazardı malum, sokağa çıkma yasağı da var. Hanım dedi ki bir güzel bir film var, bunu beraber izleyelim. Çağan Irmak'ın Bizi Hatırla diye bir filmiymiş. Babam ve oğlum mesela hepimizin gözyaşlarıyla izlediği bir filmdi. Dünkü filmde de hakikaten çok etkilendik. Çok iyi eğitimli, üst düzey yönetici olan bir karı kocanın ergenlik çağındaki kızının anne ve babayla olan kavgaları ve dedenin geldikten sonraki o dedenin ilişkisiyle o kızın birkaç gündeki ruh halinin değişip normalleşmesi, hayata sıcak bakması. Biz bireyselliğe o kadar çok aşırı önem verdik ki çekirdek aile, çekirdek aile, çekirdek aile geniş aileyi, dedeyi, nineyi, amcayı, dayıyı, teyzeyi, halayı, akrabaların önemli bir kısmını da unutmaya başladık. Belki konutların üretiminden işte, herkesin evi ayrı olsa bile bitişik bir büyük bir küçük konutları beraber üreterek dedelerle, ninelerle, çocukların beraber yaşadığı bir ortamı da sağlayarak daha huzurlu, daha kendisiyle barışık, daha üretken, daha mutlu nesli hep beraber oluştururuz diyorum. Afyonkarahisar'da bu heyet, Afyon'un bütün yöneticileri burada, Afyon'un bütün seçilmişleri, bütün kamu görevlileri, vekilleri hepsi burada. En çok işin düştüğü heyet burada. İnşallah bu heyet bugünden yarına Afyonkarahisar'a zor ve uzun bir süreç ama mutlaka bir yerden başlanması gerekiyordu. Bu başlangıç hayırlı sonuçlar getirir diyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah hep beraber hayırlı, bereketli kazanımlar elde ederiz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.